Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Umarım iyi sonuçlar alabiliriz bugün Şanlıurfa'da. Hani her zaman başta da sonunda da belirttiğim gibi bütçenizi aşmayın derim. Sebeplerini de açıklarım. Ki buralarda sıkıntılı arızalı atları çok fazla kayıt yapıyorlar. Gelen atlar var gördüm çünkü. Birçoğu da sıkıntılıdır büyük bir ihtimal. Buna rağmen yarışlara yazıp Koray'da olduğu gibi ne yazık ki enseye bastırıyorlar. Favori çıksalar daha iyi. AGF çıksalar daha iyi. Yani biraz fazlasıyla şansa ihtiyaç var. Tablo ne kadar yaparsanız yapın, kalitesini görün atın, jokeyini bulun. Bir yerden sonra işlemiyor, gitmiyorlar ve sürpriz sonuçlar ortaya çıkıyor. Yani denk getirmeye çalışıyoruz. Başka bir şey değil. Analiz yapmaya çalışıyoruz. Birinci koşusu, handikap 13, boş koşusu. 2 ile 3 arasında gördüm yarışı. Birinin kazanması bana göre normal sonuç. 9 Sarraf 2 çok sürprizde bırakabileceğim safka. İkinci koşu 2 galiba yarıştan çıktı. Bir gördüm çıktığını ama yine kendinizde kontrol edersiniz. Bakın bu da sıkıntılıydı büyük bir ihtimal. Çıkarttılar yarıştan. Bilmiyorum artık ne durumda. Niye çıkarttıklarını. Onun yerine 1 var. Bir de Apprenti'yi aldılar. İşte Şandikap 14'ü bu tip atları yazabiliyorlar. Direkt tek öneremem. Yazılır tabii ki bu tip atlar plaseler için. Burada altın onu safkana dikkat edin. Maiden çıkışı bence çok başarılı. Burada da etkili bir yarış çıkartabilir. 6. Onun dördüncülüğünü beğenmiştim 4 ile beraber yarışında. 4, 6, 1, 5 grubun kaliteli atlarından kaldı. Örneğin sürpriz atı Menderes Avşar'la. Yazılabilir plaseleri biraz yani at yazmakta fayda var bu handikap 14 dişi yarışında. Ama ilk koşmasını beklediğim maiden çıkışını tekrarlarsa 6 gold rain oldu. Üçüncü koşu altılı başlangıcı handikap 16 handikap 3 uzayan mesafede 2000 metrelerde 9, 11, 10 gibi safkanlar ön planda genelde olurlar. Ganyan olurlar genelde. Tabi her zaman değil. Şart buralarda handikap 3'e gerilediği için handikap 1'lerde bunlar kazanırken handikap 3'lerde yukarıdaki en ağır yolu 63 yolu hatta iyi yarış kazanır ki buraların yarışlarının zor olması, sürpriz sonuçlanmasının en büyük sebeplerinden biridir. Yani kilo almış, daha önce kazanç sağlamış atlar hala kazanmaya devam ederler. 3 nolu safkan. Üst grup bir yarış var. Kısa vade 8. Handikap atı değil. Handikap 16 atı falan değil. 3. Burayı ilgilileri hedeflerlerse yarışı kazanır. Tek dahi olur. Real Gris. Mutlak derim kuponlarda olsun. 5 ve 8 bu ata benzer safkanlar. Üst grup atları 8 son yarışını hediye koşmuştu. Gördüm oradaki hediye koşusunu. 9, 11, 10 yarışında. Burada o geri kaybettiği yarışı alır. Yani diğer bir grubu 8'in geçmesi gerekir. Ya da 5'in geçmesi gerekir. Ama 3 bunların hepsini geçer durumda. Bu kadar 3, 8, 5 bu atları önereceğim. Tek olacaksa 3. Diğer atlardan tercih etmenizi tavsiye edeceğim. Tuttuğunuz at var ise. Dördüncü koşu Maiden dişi. Bir tane daha var. Diğer taraf çok daha kötü. Benim gördüğüm. Burada biraz ayrılmış atlar var. 12 ve 1 nolu safkanlar. 4 tane Kaisbert'i var. Bu Kaisbert'lere karşı 12. Yani şu ikinciliğini tekrarlarsa derecesiyle bu grubu geçmesi ve meydandan çıkması gerekir. Eğer ilgilileri meydandan çıkartmazlar yine kayıp yarışı bir ikincilik yaparlarsa Kaisbert'ler yerine geçer. Onlardan da son yarışı ikincilik olan bir Alkehri var görünmekte. Rakip olarak. AGF'ler doğru. Diğeri 2, 7, 11 başta Kaisbert'ler olmak üzere diğer atlardan varsa gördüğünüz eklemeyi size bırakırım. Bu İngiliz Maiden'larında geçen programda sinyalli bir at vardı. Bana kadar geldi bu at. Tek olacak falan hikayesinde. Umarım buralarda yapmazlar demem. Çünkü çok olan doğal sonuçlar diğer illere de var. Maiden'larda sinyalli atlara dikkat edin. Diğer yarışlarda sinyale ciddiye almayın. Ancak Maiden yarışlarında bir atın olağanüstü bir değişiklik Ganyan AGF'si düşüyorsa, üzerine oyun oynanıyorsa o at %90 ihtimal kazanır.
Ya şimdi ben bilemiyorum. Olması gereken normali bu. 12'nin kazanması, eksik koşarsa çıkmazsa 1'in çıkması. En azından burayı sade geçmemiz gerekiyor ki diğer taraf daha zor gördüğüm bu. Maiden'ların olduğu yerde de çok fazla sevmiyorum o programları. 5. koşu şartlı 4-5 yukarı Araplar. 9 uçan Dilber. Daha yüksek AGF çıkmalıydı, az çıkmış. Kısa vade 8 ikinciliği alan bir Safkan. Şartlı 4 tabi grupla. Bu grupta aldı. Daha önceki yarışta çok başarılı. Şartlı 4'e yazıldığında yani yarışta arayın bulun bulabilirsiniz. Yok oluyorlar. Bir anda yok oluyorlar. Kazanır mı? Tabii ki bu formülü yani şanslı olur ama tek önermem mutlaka iyi koşabilecek safkanları öncelikle öneririm sizlere. Yarış Arap yarışı 5 yukarı yaşlı atlar ağırlıklı kazanırlar. Grubun en yaşlı atlarına gitmemiz de gerekir. Gördüğüm 5 nolu kelemer. Daha önce de favori çıkarttığım bir safkan. İşte uçan dilberin arkasında 5. Burada o yer değişikliğini yaparlar. Kelemer burayı kazanabilir. Şansımız yanımızdaysa tek dahi olabilir. Eksik koşarsa Hilvanlım 3 nolu safkanı önereceğim bu grupta. Diğer atlar 9 dahil. Yani hiçbirine ne olur ne olmaz derim Arap yarışında. Her an her şey olur oldurulur. Varsa gördüğünüz ilaveyi, at eklemeyi size bırakırım. Grubun en zayıf atından en kaliteli atına kadar. 8 arızalı büyük bir ihtimal. Ankara'dan getiriyorlar. Gene de yazıyor adam bakın. Getiriyor yazıyor. Şartlı 4'e yazıyor. Bunun ya bu atların bazı atların diyeyim şuradaki atların yeri şartlı 4 değil. Şartlı 5'tir. En kötü yeri şartlı 5'tir. Buraya indiklerinde işte lay lay lom yarış yapacaktır. Çoğu öyle yapacak. O yüzden buraya at eklenebilir. Tuttuğunuz, gördüğünüz, tutmadığınız varsa böyle ilave edilebilir. Ancak 5-3, 5'in kazanması çok normal sonuç bana göre. 6. koşu şartlı 3, 4 yaşlı Araplar. Bir terslik de burada var. İki ekürü buraya getirilmiş. Yani grup 1, grup 3 koşmuş Albayan. Startta kalıyor, kalmıyor. Bu grubu tutarak ya bu grupta yarış yapmaz Albayan. Ekürüsü alda gördü övüyor. İki ekürü de ne yapacaklar bilemiyorum. Atlarda büyük bir ihtimal sıkıntı vardı getirdiler. Urfa'da düşük rakamlara biraz çalışalım dediler. Tahminim o yönde çünkü. Ne koşacaklar bilmiyoruz. Normalde burada yarış yapmaz. İki ekürü de öyle. Beşte de yalaz. Grubun en kalitesiz atı görülmekte. Kazanç sağladı bu at. Yani o mecbur favori çıkar. Mecbur çıkar yani. Bu atı da herkes geçer. İstese. İyi hazır durumdaysa. Bir Arap yarışı zaten. Kurtoba öyle. Grup bir görmüş bir safkan. Buraya getirildiğine göre var sıkıntısı. Aprantisiyle. 2, 5, 12 Şen doğdu. 6 Eymen'in bakın bu tip yarışlarda, şartlı 3'lerde, bu gruplarda buradan 35 handikaplı atlar çok rahat yarış kazanır. Oradan 6'yı önereceğim sizlere sürpriz olarak. Şartlı 5 yarışından geliyorlar. Şen doğdu ile beraber. Yazılır safkanlar sürprizde bulunsun. Tek kullanmıyorsanız. Ve diğer atlar tamamen tercih sebebi ihtimallidir yani. Eğer hani tek atalım bekleyelim derseniz ekürüler. Hani Koray'ın aynısı arkadaşlar. Koray'dan anlattığım Koray'dan pay biçebilirsiniz. Ben de ilgili takip edeceğim. Bilemiyorum ne koşacak. 7. koşu Mehir'in dişi. Zor Mehir'in dişi bence burası. 9. Mehir Gülü. Kuponlarda olsun derim. Ne koşacak bilmiyorum. Çıkabilir. İyi koşmasını bekliyorum. Diğeri de Kaizvert'i 8 koşa koşa. Bu Kaizvert'lerin arkasında kalırlar. Genelde çıkmayan atlar zaten. Bu grup biraz koşar durumda. Bu grup hiç koşmamış durumda. Yarışa bakıyorsunuz. Alakasız bir at yarış kazanıyor. 3 Ferit'le
genelde ferit çıkartıyordu maidenlardan. Deneyeceklerdir. 3, 1 AGF, 13 AGF, 4 sürprizde kalmış. Bu grupta önerim 9, 8, 3 sıralamam bu şekilde. Diğer atlardan ilaveyi size bırakacağım. Burada da hiçbirine ne olur ne olmaz derim. Sevmediğim maiden dışlar. Bir yerden sonra bizi direkt boşa çıkartırlar. Orijini şöyleydi, böyle kaçtı, önde gitti, arkada kaldı. Hiç, onların hepsi hikaye oluyor. Canları ne isterse o şekilde koşuyorlar. Çıkalım mı, çıkmıyor mu? 8. son koşu, şartlı 2, x-1, 4 yukarı Araplar. Gene bir Arap yarışı. Ancak ayrılan atlar var. Eğer bu atlarda koşmaz ise burada da vay halimize yani. Buraya da getirilen atlar var. Sıkıntılı büyük bir ihtimal bunlar. 13, 7, 5. Koşar durumda. Şartlı 2'ye düşmüş. Yani şu handikapın şartlı 2 koşması. İşte diyecek bir şeyim yok. Demir Nihat startta falan kalmazsa etkili olur. Startta kalmazsa kazanır. Şartın kilosunda. Yani tek olacaksa 2. Koşar durumda gördüm. Bu da mı arıza mı diye baktım ama umarım sıkıntılı bir durum yoktur. Mesafe kısa, yol bulamaz, sprint atamaz, önde yer bulamaz, kafayı alamaz, her şey olur. 2 eksik koşarsa bir ihtimal 6, sürpriz atım 4 at yazacak arkadaşlara. Öncelikle bunları öneririm. Sonrası burada da her an her şey olur, çorbaya döner. 5, 1, 10, 8, 3, 3 AGF almış arkadaşlar. Dumrun 39 handikapıyla %10'la 3. at çıkıyor. Bu kadar at boşa koşuyor. Dumrul 39 handikap. Mesafe kısa olduğu için tabi. 39 handikapla plase durumunda. İşte diğer atlardan değerlendirmeyi size bırakacağım. Şanlıurfa görebildiklerim bu oldu. Umarım faydasını görürsünüz. Başta da söylediğim gibi bütçelerinize dikkat edin. Hani aşmayın değmez buralarda. Güzel ikramiye verir ama o sürpriz gelen atı bulmak bu Arap yarışçılığında, Arap atları içerisinde herhangi bir sürpriz atı bulmak çok kolay değildir. O yüzden genelde yatırız. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.